there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know who you are. Flying up and above. Wish on a star. Time to show them who's in charge. Call me a shooting star. Hard. Tell them I'd be big in a game like she went and got them breast implants. I said I'm moving too fast, didn't even get a glance. I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant. Yeah. If you had swag like mine, you know it's best to flaunt. Yeah. We aren't hating because you aren't. Shining like it's neon, rock like Kings of Leon. Shooting stars across the galaxy. Şu an Çiğli Türk Telekom Bölge Müdürlüğü'nde çalışmaktayım. Altı yaşlarındaydım. Memlekete yaz tatiline gitmiştik. Orada dayımın oğulları taklacı güvercini beslerdi. Tabii ben de kuş görünce bir heveslendim. Tabii bir yukarı git, uçur, aşağı geldi, kovala. Oradan bir bulaştı bana. İzmir'e geldiğimde yakın çevremde de arkadaşlar besleyince oradan bir heves ettim. Sağ olsun bir tanıdığım bir çift güvercin vermişti. Öyle bir başladım bir arkadaşımla beraber.
kuşçuluğa bu şekilde başladı diyebilirim. Gençliğimden beri bakarım, tabi o zaman böyle tek soy bozalı değil, genel karışık kuşlar bakardık. Azmanı da oldu, sayası da oldu, postası da oldu, taklacısı da oldu. Mahallemizde bir Aytaç abimiz vardı, buradan ona da selam olsun. Ondan çok şey öğrendim gerçekten bozalı konusunda ve bu iyi damızlıkçı olma konusunda bana gerçekten çok şeyler kattı. Hep onu örnek alarak bu işe başlamışımdır. Karabozalı o zaman bende böyle bir heves uyandırdı. Hani böyle içimi bir kıpır kıpır etti. Bana bir beyaz vermişti. O beyaz benim karabozalı başlamama bir nevi vesile oldu. Hatta askere gittiğim zaman buradan beyazı, Mardin'de askerliğimi yaptım bu arada. Mardin'e beyazı sağ olsun Ali abim 100 tane kuşla beraber yolladı bana. Orada sağ olsun karakol komutanımız izin verdi. Limitte sınırımız yoktu. Aldığımız zaten maaşımız bize artıyordu, harcayamıyorduk. İzmir'e kuş aldırtıyorduk İzmir'den, koli koli kuşlar geliyordu. Filo şeklinde kuşlar uçuruyorduk orada. O beyazım da orada Mardin'de de uçtu, sonra tekrar İzmir'e beraber geldi. Beyazımızın kanı hala bende devam etmekte. Bu şekilde saya kuşuyla tanışmış oldum. Baş besledim, mavi komple besledim, kaplanlar besledim, mavi kafa kuyruk oyun kuşları besledim, pallar besledim. Hiçbiri karabozalların yerini tutmadı. Havadaki performansları olsun, yerdeki duruşlarıyla içimi gerçekten hoplattı. Bu yüzden karabozalı dedim ve bu ırk üzerine gitmeye başladım. Siyah beyaz aşk bir nevi karabozalı. Güvercinlerin oyun stilleri 3 ayrı stil vardır. Bu stillerin birincisi karşıya, ikincisi çapraz, üçüncüsü aşağı. Aynı kuş 3 oyun stilini de yapabilir. Bu 3 oyun stilini yapabilecek kuşlar genelde kızma kuşlar. Stil oturtmak için 3 oyun stilini yaparlar. Karabozalı kuşunda sevdiğim oyun stili karşıya üçlü beşli kanat atışlarıyla ileri kat etmesi. Bu şekilde oyun stilini ben severim. Ya da çapraza başlayıp karşıya bağlantıyı yaptı mı beni benden alır. Karabozalı güvercininde gagaya ve göze ben çok dikkat ederim. Yani olmazsa olmazlarımdandır. Şimdi herkes kendi elindeki güvercine göre farklı bir yorum katabilir. Kırmızı girildi, gevişhane girildi, işte gaga göz bu şekilde güzelleştirildi diyen arkadaşlar var. Benim kuşlarımda gevişhanelik de var, ben saklamıyorum. Yani benim için gaga göz önemli, beyaz olacak. Yani kara gagalı kuş, yani havada eyvallah oynar da yere indiği zaman bir görselliği de bir cazibesi olması lazım kuşun. Çirkini oynatmak kolaydır, önemli olan güzeli oynatabilmek. Genelde 14 kuyruk, 15 kuyruk, 16 kuyruk, 17 kuyruk, hatta 18 kuyruk olduğu bile oluyor. Kapak altı durumuna gelirsek, yani kuyruğun altında beyazlık diye adlandıralım bilmeyen arkadaşlar için. Gevşanelik ya da kırmızılık diyelim, girildiği zaman olabiliyor. Kuyruklarında geçme, yani beyazlık kuyruk aralarında. Bir kuşta beyaz kuyruğunda bir geçme var ise mavilik ya da kan yakınlaşması. Benim gördüğüm. Bir kuş alnı sakarlık var ise, rengi parlak ise o kuş yine aynı şekilde gevişhanelik. Mat ve alnı sakarlı ise o kuşun kanında mavi olduğu belirtisidir bu. Bence kendi yorumum bu. Öteki arkadaşlar nasıl yorumlar bilmiyorum. Saygı duyuyorum hepsine. Yavru kuşlar genelde oyun arayışlarında hızlı, çok hızlı olurlar yavruyken. Ama aynı performansı bir anaç olduğu zaman kimi kuşlar sergileyemeyebiliyor. Tabii bunda yavru bakma durumu, yumurtaya yatma durumu, eşli eşsiz gerçekten çok fark ediyor. Eşlendi mi kuş bir nevi aşka geliyor, keyifli oluyor. Yumurtaya düştü mü ya da yavruya kustu mu
oyuna başlıyor. Eşlenmesi bence oyuna ya da yavruya kusması oyun için etki eder bence. Performansında da etki eder. Ne kadar kuş anaç oldu mu oyun stili de o kadar oturtur. Dediğim şekilde yavru bir kuş yavruyken çok oynuyordur. Anaç olmuştur, kesmiştir. Aynı şekilde yavruyken oynamayıp sonradan yavruya kusmuştur, eşe gelmiştir. Bu şekilde oyuna başlamıştır. Böyle kuşlar da olabiliyor, karabozalı kuşlar. Komple kanat diye adlandırdığımız kafa kesmesi, göğüs beyaz, kırlangıç diye de adlandırılabilir. Kanatları komple siyah, kanatlarda geçme olmamalı, kabul edilemez çünkü. Kafa kuyruk diye adlandırdığımız kuşlarımız mevcut. Kafa siyah, kuyruk siyah, kanat üstleri leke olmamak şartıyla kabul edilebilir. Elmabaş diye adlandırdığımız kuşlar var. Kafalar kırmızı, geri kalan her taraf beyaz. Kaplan kuşları mevcut Tay ırklarında. Bu şekilde tabii bu kuşlarımızın düz kuşları da çıkıyor illaki Arabı, beyazı. Her modelin kendince karası, kırmızısı, mavisi, sarısı mevcut. Gemlikli balık kesirlerimiz de mevcut. Kuyruk siyah, yanaklı, gemlikli olur. Biraz da sakallı oldu mu albenisi çok olur. Gençliğimde bakmıştım. Çok da iyi oynarlar. Kuş öncelikle duruşunu belli eder yerde. Göğüs yapısı, kanat yapısı, kuyruk yapısı. Bunlar bir karabozalı kuşu için belirgin özellikleri vardır. Yani oynak kuşunda olmazsa olmaz bence ayak yapısı çok önemlidir. Uzun bacaklı kuşlar genelde benim gördüğümce karşıya giden kuşlar, kısa bacaklı basık kuşlar aşağı ve çapraza genelde bu şekilde olabiliyor. Tüy yapısı, mesela pamuk gibi tüy yapısı vardır kuşun, boş çıkmaz. Kuyruk yapısı aynı şekilde, daha dar kuyruklu kuşlar uçtuğu zaman kendini daha iyi sağa sola yatırabildiği için dar kuyruklu kuşlar da iyi oynaklar çıkıyor. Tabii geniş kuyruklar da buna dahil. Ama geneli dar kuyruklar diyebilirim. Fıstık ya da yağ bezesi olur mu? Bence olmaz. Olmamalı da. Benim kuşlarımda da yoktur. Takılır mıyım? Evet takılırım. Daha çok azman, posta bu tip kuşlarda mevcut olduğu için bence olmamalı. İdeal paça yapısı bir karabozalı kuşunda nasıl olmalıdır? Çok bol olmamak şartıyla, yanlara doğru çok sarkılmadığı sürece geçerliliği vardır. Bence karabozalı kuşunda paçada beyazlık olmamalı. Bilek üstü kabul edilebilir ama paçada beyazlık oldu mu? Yani ben yakıştıramıyorum. Bakım olayına gelirsek kişisel bazlı bir şeydir bu. Kuşun karnı doyacak ki yavrusunu da doyursun. Benim kuşlarım kendi yavrularına bakmak da sadece buğdayla yemi yürümüyor. Çeşit çeşit yemlerimiz ben kendim özel hazırlıyorum. Damızlık döneminde ayrı, yavrulara ayrı yemler hazırlıyorum. Vitaminler, karışımlar, aşılar hiç aksatmam. Aşıyı bütün arkadaşlara tavsiye ederim. Haftada bir gün vitaminleri, 3 ayda bir iç parazitleri, aynı şekilde dış parazitleri. Evlat gibi bakarım yavrularıma, yani kuşların yavrularına. Her akşam kontrol ederim, zayıf kalan var mı, susuz kalan var mı, işte bir kontrol ederim, yem yemiş mi, yememiş mi, bir puskunluğu var mı, halsizliği, keyifsizliği var mı. Yani hemen gözüme çarpar zaten. Dışkısından bile yani nasıl bir rahatsızlık olduğunu bile anlayabiliyoruz. Ona göre tedavilerimizi ayrı yerlerde muhafaza ederek yapıyoruz. Geçen sene Mayıs-Haziran ayı zaten atmacaların, şahinlerin yavru eğitim ayıdır. 30 günde 43 tane yavru teslim ettim. Yani beni üzen şahinin alıp yemesi değil, alıp öldürüp geri bırakması oluyor. Yani doğanın kanunu dedim geçtim. Uçurmaya hala da devam ediyorum. O vazgeçmiyor, ben de vazgeçmiyorum. Güvercin beslediğim kadar
Bir nevi de Şahin de besliyorum, doğrudur. Zaten ilk durak burada benim, tepede kalıyorum. Benden alamazsa öteki arkadaşlara gidiyor. Sizler için bir güvercin hazırlamıştım, karabozalı. Dün kendisini Şahin'e yem ettik. Güzel bir performans sergilemeye başlamıştı. Hayırlısı diyelim. Damızlık seçiminde nelere dikkat ederim? Özellikle kuşun soyu benim için çok önemli. Renk yapısı, görsellik. Tabii bunun içine oyun da katılınca benim damızlık tercihim oluyor. Bir kuşu hemen damızlığa almam. 3 basım, 5 basım yavrularını uçurmuşumdur. Her biri beni tatmin etmiştir. Çıkan yavru güzeldir, uçurmadan damızlığa almışımdır. Tabii bu kendini ispatlamış kuşlarımda geçerli. Es seçimine gelecek olursak genelde oyun stillerine göre eşlemeleri yaparım ya da renk seçimlerine göre yaparım. Arap beyaz takım yaparım. Bozalı beyaz ya da bozalı Arap gibi eşlemeler yapmam. Bunun da nedeni olası bir sonraki Arap beyaz eşlemelerinde alttan beyaz ya da Arap gelebiliyor. Arap beyaz kuşlarında mutlaka bozalı vermeli. Bir Arap ya da beyaz vermemeli. Kesinlikle kuşları kendi hallerine bırakmam eşlemede. İki hızlı kanı birbirine girmem. Tek tekçi diye adlandırdığımız kuşlar vardır. Onları birçok arkadaşlar beslemeyebilir ama benim için onların farklı bir yeri vardır. Çok hızlı kanlarla girilebilir. İyi de sonuçlar alınabilir. Yani kuşun havadaki performansına, yerdeki duruşuna göre eşlemeleri ben buna bağlı yapıyorum. Ve başarılı sonuçlar da almaya başladım. Künyeleme ben yaparım, soy takibi de yaparım, defter de tutarım, olmazsa olmazlarımdandır. Yani iyi bir damızlıkçının bunu mutlaka yapması gerekir soy takibi için. Doğum tarihine kadar bende mevcuttur. Ne zaman yumurtladı, yumurtadan çıktı, bunların hepsinin ben takibini yaparım, defterimde mevcut da gösterebilirim. Künyeleme konusunu da atlamam, numaralarını hangi anne babadansa mutlaka yazarım. İşe yarıyor mu diye sorarsanız yarıyor. Yani kuştan anlamayan biri eğer yakalarsa mutlaka verebilecek kimsesi yoksa mutlaka arıyor. Bu yavrucağımızın adını da şanslı koyduk. 5 kardeş doğdular. 4'ü ne yazık ki doğarken vefat etti. Tek yaşayan yavrumuz bu oldu. Buna da kızım şanslı ismini koydu. Şansı bol olsun. Şansı bol olsun. Güvercinlerine böyle küme saçma yapılıyor mu? Hani alttan kuş serilip aşağı oynaması istenilir bir şey mi? Kötü ben, bir şey mi? Ben yapmam. Yapanlar vardır. Saygı duyarım. Yapılmaması lazım. Genelde onu dönek kuşlarına yaparlar. Zaten ben kendi kuşlarımı tamam artık beni aşağı al dediğini anladığım an kümesi açarım. Gelir inerler. Bu şekilde. Küme saçma olayım bu şekilde olur. Diyen pırıltıymış, küme saçmaymış, yapma. Maşallah beyaz gidiyor arkadaşlar. Şurada önünü yaptı beyaz. Gel yakından Erman abi çeksin, gel. Fazla uzaklaşma. Gel yap bakalım bir. Sar bakalım bir üçlü. Geliyor vallahi. Maşallah maşallah, pervane. Bozalı daha biraz daha sakin. Hop ağaca çarpacaktı vallahi. Çok fena çok rüzgar var. Şey kuşu deviriyor arkadaşlar. Rüzgar yani kargayla şu anda zaten raks ediyorlar. Sert havayı seven kuşlarımız var. Rüzgar çok etkiler mi peki? Etkiler. Kuşu? Yani şöyle diyeyim. Beyaz sert havayı sever. Bozalı daha yumuşak havayı sever. Yani rüzgara göre aslında eğitimimi ben bu şekilde veriyorum. Rüzgar aşağı bastığı zaman kuşlar genelde batar.
O bir nevi benim için kondisyon eğitimidir. Kanat güçlendiririm. Biraz video çekelim, sarılacak çünkü. Geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Ay maşallah be. Geliyor, 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 geliyor. Oh, maşallah. Evet oynakçı arkadaşlar. Videomuza beğenileri, yorumları eksik etmeyin. Beyaz sizler için. Bakın ama. Beyaz sizin için oynuyor. Hemen bir like, şu kuşa bir like gelir artık. Takır 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 silah gibi sayıyor, görüyorsunuz. Maşallah. Hadi kızım. Dişi değil mi? Dişi. Maşallah vallahi. Oynaksaya oynaksaya, buyurun size oynaksaya. Tamam, alalım yeter. Gel. Evet, şimdi kuşu gördü. Kuşu görünce de yaptığı hareketler bunlar arkadaşlar. Gene sardı. Sardı. Hop. Direğe yerine kondu. Eşi mi o çap çap yaptı ama? Eşi Arap, yavru da herhalde. Ne güzel görünüyor böyle ya. Birazdan bu erkeğimizin yavrularını da uçuracağım. Uçan beyazımız buydu arkadaşlar. Elime gelecek neredeyse, bakın. Şu anda elimle arasında. Evet arkadaşlar, bugün Özkan Selcan kardeşimizin kümesine misafir olduk. Kendisinin karabozalı ırkı beslediği güvercinleri sizlere tanıtmaya çalıştık. Sağ olsun, o da bizi misafir etti. Beslediği kuşlar hakkında bize güzel bilgiler verdi. Kendisine teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Son sözü sana verelim. Bizim camiamıza, bizim kanalımızın abonelerine, bizi izleyecek hobidaşlara söylemek istediğin son bir söz varsa onları da alalım. Öncelikle çok teşekkür ediyorum beni ziyaret ettiğin için. Ayaklarına sağlık, emeğine sağlık. Videomuzu izleyen arkadaşlarımızın Ramazan'ını kutluyorum tekrardan. Malum önümüz bir hafta 10 gün sonra Ramazan bayramı. Herkesin bayramını kutluyorum. Kanal çok iyi gerçekten. Çok arkadaşlara yardımcı oluyorsun. Yani bu işe yeni başlayacak arkadaşlar ya da kendini ilerletmek isteyen arkadaşlara çok yardımcı oluyorsun. Güzel kümesler geziyorsun. Profesyonel kümesler geziyorsun. Ben de senin takipçinim. Videolarını beğenerek izliyorum. Diyeceklerim bu kadar. Tüm hobidaşlara selam olsun. Herkesin emeğine sağlık. Bereketli bir sezon geçer inşallah. Hayırlı akşamlar diliyorum. Videoyu beğenip ve kanala abone olmayı unutmayalım. Evet arkadaşlar, kanala abone olmayı lütfen unutmayalım. Erman video kardeşimize de sahip çıkalım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz bir çifte hediyemiz var mı? Var tabii ki. Hediyemiz hatta hazırmış bir dakika. Biz gelmeden hazırlanmış hediyelerimiz. Hazırlıyorum, şu an eğitimlere devam ediyoruz. İnşallah bir çift, hazır bir çifte arkadaşlar vereceğiz. Özkan kardeşimizin oynaklarından. Arap olur, beyaz olur, bozalı olur. En iyilerinden, oynaklarından bir çift genç kardeşlerimize, bu bozalı ırkına heves etmiş yeni merakçı arkadaşlarımıza hediyemiz olacak. Bir hashtag belirliyoruz her zamanki gibi. Yapmamız gereken bu videoya hashtag namı değer süslü reis mi yapıyoruz? Tamam. Hashtag süslü reis yapıyoruz arkadaşlar. Bu videoya yorum gönderiyoruz, mesaj gönderiyoruz. Süslü reis başlığıyla yollayacağınız mesajlar içerisinden kura usulü çekilişimi sonucunda çıkan arkadaşımıza bir çift çok güzel Özkan kardeşimizin oyun kuşlarından, performans kuşlarından hediye edeceğiz. Kendisine çok teşekkür ederiz. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağ olun.